Evet, Milano'dan çıktık saat 3.25. Girişte bilet kontrolü vardı bu sefer trende. Firmanın ismi neydi Abdullah? Trenitalia. Trenitalia'nın hangi işletmecisi? Regionale. Regionale firmasının görevlileri vardı. Ve farklı bir durumla karşılaştık. Bizi trene almadılar. Çünkü bu tren İtalya içinde ama Lombardiya bölgesini kapsamıyor. Lombardiya bölgesi özel olarak bir uygulamada dediler. Orayı tüm Türkiye, tüm İtalya'yı kapsıyor ama Lombardiya'yı kapsamıyor dediler. Özellikle haritadan gösterdiler, anlaşmaları gösterdiler. Biz rica ettik çocukların öğrenci olduğunu. Biraz uğraştıktan sonra izin verdiler ve arkadan şunu söylediler. Bu anı hatırlayın dediler. Evet, duydun mu sen? Sizden sonra böyle bir şey yapmayacağız. Bu da sadece bir kez olacak dediler. Biz problem yok. Biz bilmediğimiz için yaptık dedik. Yani bildiğimiz bir şey yok. Hatta gelirken kontrol ettiler ve bize bir şey söylemediler dedik. Sanırım gelirkenki kontrolde son 3 durak Lombardiya bölgesi, Milano bölgesine gidiyor. Bizi 3 duraktan önce, daha önceki bölgelerde bilet kontrolü yapmışlardı. O yüzden sorun çıkmamıştı. Ama bu sefer ilk girişte kontrol ettikleri için böyle bir sorunla karşılaştık. Bu şekilde sorunu çözdükten sonra trenimize bindik. Yaklaşık 3 saat olması lazım. Sonra yeni durağımızda ineceğiz. Yağmurlu bir havada geldik. Çok öyle aman aman bir yağış yoktu. Hafif ıslandık. Ama problem yaşayan yoktu. Hiç çanta bile almamıza gerek yokmuş. Gayet rahattık. İstanbul restoranında çocuklar bir şeyler aldılar. Başka farklı yerlerde aldı tabii. Bu şekilde güzel bir Milano yolculuğu bitirmiş olduk.